Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Aile Yuvası programıyla yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, telefon bağlantısı ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilir. Görüş, öneri ve sorularınızda bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hocam konumuza geçmeden önce Hamas lideri Yahya Sinvar, Siyonist işgal rejiminin saldırısı sonucu şehit oldu. Yahya Sinvar da hocam kendisinden önceki liderler gibi liderlerin yolunda şehit oldu. Yani kendisine, ailesine hocam, başta ailesi olmak üzere Filistin halkına, Hamas hareketine, İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz. Yani hocam Hamas'ın liderlerinin şehit olmasıyla beraber belki de işte Hamas'ın direniş kabiliyetlerinin biteceğini söylüyorlar, ifade ediyorlar ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani daha önceden belki de Şeyh Ahmet Yasin'dir, Abdülaziz Rantisi'dir, Salih Aruri'dir, İsmail Heniye'nin yakın bir zamanda şehit olmasıyla beraber direnişin bitmediğini gördük, şahit olduk. Hala Hamas'ın, Kassam Tugaylarının ABD desteğine rağmen, Avrupa desteğine rağmen, belki de bazı Arap ülkelerinin desteğine rağmen hala işgalcilerle destansı bir mücadele yürüttüğüne şahit oluyoruz. Yani son olarak Yahya Sinvar'ın hocam o mübarek kanı kutsal topraklara düştü, kutsal topraklara aktı. O kanın muhtemelen hocam inşallah biz de öyle umut ediyoruz, öyle temenni ediyoruz. Yani orada direnişin ilerlemesine, orada neşvu nema bulmasına öncülük edeceğini düşünüyoruz. Buyurun hocam isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii aynı duygularla, aynı dileklerle başlıyoruz. Hani kervan diyoruz, şehitler kervanı. Bu kervan binlerce yıldır yürüyor. Bu kervana evvela peygamberler katıldı. Yani Allah-u Teala en sevdiği kullarını şehit olarak katına aldı. Evet. Ve peygamberlerden sonra mesela halifeler, yani Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, bütün bunlar şehit oldular. Yine büyük sahabiler, yani sürekli isimlerini telaffuz ettiğimiz işte Seyyid-i Şüheda dediğimiz, yani Hazreti Hüseyinler, Hazreti Hamzalar veya düşünün Musab bin Ömeyr'ler, işte Enes bin Nadır'lar, yani Cafer-i Tayyar'lar, işte Zeyd bin Hariseler ve hakeza. Şimdi şehadet yani imanla alakalı olarak hani ne diyor? Ömründe bir defa bile içinden şehadet arzusu geçirmeyen kimse, bakın yani aslında imanla ölmemiştir şeklinde, bu manada hadisler var. Şimdi dolayısıyla imanın bir cüzü, bir parçası şehadet, şehitlik. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de üzerinde çokça duruluyor. O yüzden siyer dediğimiz, hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetin öyküsü hep şehadetle geçiyor. Şimdi böyle bir zamanda, herkesin nefsi dediği bir zamanda, herkesin benim rahatım, benim konforum, benim geleceğim, benim dediği bir zamanda, Allah-u Teala'nın dini için, kitabı için, peygamberi için, Mescid-i Aksa'sı için, yine ümmeti için, kendi halkı için, kendi işte insanı için can verenlerin bulunması bizim için aslında bir yakin sebebidir. Yani imanımızı artıran, kuvvetlendiren, yani nerede olursak olalım, durumumuz, keyfiyetimiz ne olursa olsun, bizim imanımızı artıran bir husustur. İsmail Heniye ve ondan öncekiler, hani bir sonuçta adım atarken veya öne çıkarken her hareketlerinin, işte her temsiliyetlerinin sonuçta şehadetle sonuçlanacağını, şehadeti getireceğini bilerek hareket ediyorlardı. Yahya Sinvar da daha önceki konuşmalarında zaten ne dedi? 60 yaşına geldim. Ben neyden korkuyorum? Bir kazada ölmekten korkuyorum. Bir kalp kriziyle ölmekten korkuyorum. Ki yani Allah yolunda değil de, yani şehit olarak değil de
Yani sıradan bir ölümden korkuyorum. Ben şehadeti istiyorum zaten. Hatta başka bir konuşmasında ne diyor? İsteseler şu anda gelip burayı bombalayabilirler ve ben bunu istiyorum. Defalarca yani tüm dünyaya ilan ederek ben şehadeti istiyorum, şehit olmak istiyorum, gelsinler beni vursunlar ve ben bu mücadelede can vermek istiyorum. Defalarca bunu ilan eden, ikrar eden, işte hani tüm dünyaya söyleyen birisi. Şimdi biz bunu imanı olmayan, İslam'dan bir haber, Kur'an'dan bir haber ya da İslam düşmanı, hakikat düşmanı, mankurtlaşmış, işte kendi coğrafyasına yabancı, kendi kültürüne yabancı, köleleşmiş, uşbatın uşağı olmuş, ne bir dinsizleşmiş, yani neyse ne, yani bu tür kimselere bunu anlatamazsınız. Öyle. Yani tıpkı geçen yazımızda da yazmıştık, Bir Maune olayında, o faciada biliyorsunuz 70 tane sahabi şehit edilmiş. Bunların hepsi alim sahabiler, Kur'an'ı en iyi bilen sahabiler. Ve onların içerisinde Haram bin Milhan var. Haram bin Milhan var. Evet. Şimdi kendisini bir müşrik öldürdüğü zaman, yani mızrak buradan girmiş, arkadan çıkmış. Ne diyor? Vallahi kazandım diyor. Vallahi füztü, kazandım. Bunu duyan müşrik çok şaşırıyor. Neyi kazandı? Öldün, neyi kazandı? Yani ölen kişi ne kazanır ki? Şimdi çok tuhaf buluyor bu cümleyi ve o anki sevincini, yani şehit olurkenki sevincini, o sözünü bir türlü anlamıyor. Sağda solda sürekli soruyor, ya o öyle söyledi, ne demek istedi? Yani bu, kazandım dedi de ben anlamadım. Neyi kazandı ki? Öldü ya. Yani böyle söylüyor. Evet. Bir Müslüman tanıdığı varmış, artık akrabası mıdır nedir? Ya Müslümanlar şehit olduklarında bunu en büyük kazanç bilirler. Çünkü peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe, en yüksek makam şehadettir. Dolayısıyla o makamı kazandım diyor. Evet. Tabii sen iman olmadığı için anlayamazsın. Şimdi dolayısıyla biz Filistin'in, bakın Filistin'in hikayesini, öyküsünü ilk defa, yani bu 7 Ekim'den bu yana konuşmuyoruz. Filistin, bir Müslüman iman etmişse, iman ettiği andan itibaren gündeminde mutlaka Filistin olacak. Evet. Çünkü orada sürekli şehit kaynıyor. Öyle. Mücadele kaynıyor, cihat kaynıyor. Dolayısıyla hani Yahya Sinvar'dan önceki şehitler için ne söylediysek, ya Yahya Sinvar'dan 2 sene, 3 sene, 5 sene, işte Ahmet Yasin, Şehit Ahmet Yasin ve ondan önce veya onun etrafında, ondan sonra ister bu Fethi Şikakiler olsun, ister Yahya Ayaşlar olsun, ister Şırantisiler olsun, ister yani diğer aziz şehitler, bütün bunlar bir Müslümanın sürekli gündemindedir. Tabii. Sadece Filistin'deki şehitler de değil, yakınımızda, uzağımızda, kim Allah için, dedik ya az önce, Kur'an için, Peygamber'in, sünnet için, İslam davası için, fi sebilillah, Allah yolunda can veriyorsa, mücadele veriyorsa, bu her Müslümanın zaten doğal olarak gündeminde olmak zorunda. Niye? Çünkü biz İslam'ı tarihte yaşanmış, geçmişte güzel bir iz bırakmış, işte bir asr-ı saadette bir hakimiyeti olmuş filan, böyle bir işte romantizm, bir nostalji olarak görmüyoruz. İslam kıyamete kadar her yerde cihad ile, şehadet ile, direniş ile, mücadele ile, ibadet ile, taat ile, güzel ahlak ile, yani bütün bunlarla ne yapacak? Meyve vermeye devam edecek. Şehit vermeye, şehit kazanmaya devam edecek. Her zaman devam edecek. İşte bunu görmek, buna şahit olmak bizim yakinimizi, bizim imanımızı artırıyor. Bizim imanımızı artırıyor. Şimdi dünya, bakın, gördü, görmedi. İşte Yahya Sinvar'ın şehit olurkenki o hali, kolu parçalandığı halde düşmanla savaşmaya devam eden, işte son hücum yeleği vardı üstünde. Yani. Hücum yeleği var. Son atacak neyi varsa onu da atarak şehit olan. Evet. Ve asla pes etmeyen. İşte bakın çok güzel yorumlar var. Çok iyi yorumlar var. İsteseydi, dünyayı isteseydi, zilleti isteseydi, hem rahatı isteseydi, bunun bir sürü yolu, yöntemi vardı. Hem de
Müslümanım diyerek de vardı yani. Müslümanım, elhamdülillah Müslümanım. Bak sadakamı veriyorum, bak namazımı kılıyorum, bak şunu yapıyorum. Bak, bunu ya, örnek bunu diyebilirdi. Fakat şimdi iman, bak bunu sürekli söylüyorum. İman her an, her yerde aynı tarif edilmez. İman her yerde aynı tarif edilmez. İmanın, bakın şartlara göre değişen tarifleri vardır. Zamana göre geri değişen, şahıslara göre değişen tarifleri vardır. Şimdi siz eğer bir yerde bir zulüm görüyorsunuz ve o zulme sessiz kalıyorsanız orada imanınızı sorgulamanız gerekir. Yani iman orada istediğiniz kadar konuşun. İman orada yoktur. Bir yerde, bakın bir yerde gerçekten bir cihat var, bir mücadele var ve buna mutlaka iştirak etmeniz gerekiyor. O zulmü bertaraf etmek için çabalamanız gerekiyor ve siz kenarda duruyorsunuz, uzakta duruyorsunuz. Orada iman yoktur. Yani bunu böyle hani bir tekfircilik, böyle bir rahatlık konforunda söylemiyorum. Yani şimdi imanın tarifi işte bu tür zamanlarda, böyle mekanlarda, böyle şahıslarda ne yapıyor? Cisimleşiyor. Kendini belli ediyor. O yüzden hiç uzatmadan, hiç böyle... Şimdi de mesela baktığımızda yani şimdi Gazze'de hala saldırılar sürüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, savaş suçları, insanlık suçları, bütün her şey orada işleniyor. Yani zulmün her türlüsü orada işlendi. Ve son olarak hocam şimdi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da şehit edilmesiyle birlikte yani şimdi hala bile İslam ülkelerinin bir araya gelmediklerini, İslam ülkelerinin bu noktada hareket edemediklerini görüyoruz. Şunu bilmeleri lazım. Yani artık onlardan sonra şimdi Gazze ile sınırlı kalmadı mesela işgalcilerin saldırıları. Lübnan'a da sıçradı, Suriye'ye de girecekler. Herhalde muhtemelen bunun devamı da gelecek. Yani yavaş yavaş her tarafa işgalini genişletiyorlar. Yani artık daha ne olması lazım? Yani ne şekilde bir tehditle, tehlikeyle karşı karşıya kalmanız gerekir ki harekete geçebilirsiniz? Ama bir türlü böyle bir harekete geçme durumu yok maalesef Müslümanlardan. İşte bir kimseye eğer izzet nasip olmamışsa, bakın ya az önce ne söylüyorum? Şimdi iman bir lütuf işidir. Hidayet bir lütuf, bir ihsan işidir. Allah-u Teala vermemişse... Yani ne diyor? Ey Habibim, sen istediğini hidayete erdiremezsin. O ancak Allah'ın işidir. Şimdi paranız olabilir. Askeri gücünüz olabilir. Nitekim orada. Siyasi gücünüz olabilir. Evet. Olabilir. Ne, her şey olabilir. Fakat nasip değilse bir zerre kadar faydanız olmaz. Şimdi burada bu cihadı görkemli kılan veya bu şehadeti, Yahya Sinvar'ın da şehadetini görkemli kılan, heybetli kılan husus biraz da budur aslında. Yani şöyle diyelim, mesela Hamas'ın veya oradaki direnişin işte verdiği mücadele eğer Arap ülkelerinin desteğiyle olsaydı, mesela Arap ülkeleri deseler ki biz size silah gönderelim, siz vurun veya para gönderelim, vurun, biz size asker gönderelim, vurun deseydi, evet tamam, belki bir hak, hukuk neyse bir yerine gelmiş olurdu filan. Ama bu kadar heybetli olmazdı. Bu kadar izzetli olmazdı. Niye? Çünkü bir avuç mümin, bir avuç Müslüman sadece işte oradaki azgın Siyonist'e karşı savaşmıyor. Ve oradaki bir avuç Müslüman Amerika'ya karşı savaşıyor. Öyle. Ve Amerika'nın güdümündeki Avrupa ülkelerine, Batı'ya karşı savaşıyor. Bu dünyanın bütün parasını elinde tutan Siyonist baronlara karşı savaşıyor. Silah. Yani doğrudan. Dolayısıyla böyle hani o kadar heybetli bir mücadele ki bu ve dünya bunu tamamen külli bir şahitlikle, yani böyle kısmi bir şahitlik değil, kulaktan duyma değil ve uzaktan görme değil, tam izliyor. Canlı yayında. İşte hani şehit neydi? Kelime manası şahit olunan. Evet. Bir manası bu. Bir şahit, çokça şahit olan, bir de şahit olunan manasında. Bütün dünya buna şahit oluyor. Dolayısıyla çok böyle net bir olaydan bahsediyoruz. Yani böyle şaibeli, eksik, gedikli, kusurlu değil. Bu işim tabii çok yönlü. Hani çok konuşuluyor bu, çok yazılıyor. Ama işin öbür tarafından baktığınız zaman yani tabii ki onları böyle bu halde bırakmak ve şehit oldukları zaman sadece üzülerek işte sanki hani hiçbir şey yapmayıp da mersiye yapmak gibi, yani hani bir küfeli edasıyla
işte Hazreti Hüseyin'in Ehl-i Beyt'in şehadetini işte öncesinde hiçbir şey yapmadan, hatta onların o katliamına sebep olduktan sonra bir şekilde, değil mi? Hı. Onları yardımsız bırakarak, onları bir şekilde Yezid'e teslim ederek, hani yardımsız bıraktıktan sonra ağlayıp da vah vah işte dövünüp ya nasıl, işte bu tavır, hani geçmişte ne kadar itici, ne kadar rahatsız edici ise aynı benzer bir tavır var. Fakat şunu biliyoruz. Şimdi Kur'an baki midir? Kıyamete kadar öyle. Bakidir. Peki Kur'an baki ise bu Kur'an'ı sahada, bu Kur'an'ın ayetlerini sahada gerçekleştirenler de olacak mı? Yaşayanlar olacak mı? Gösterenler olacak mı? Olacak. İşte bunu izlemek, buna şahit olmak. İman artıran bir husus. Allah-u Teala şehadetini kabul eylesin. Ve az önce Sayın Şehzade vekilimizin de belirttiği gibi yani o mübarek topraklar etrafı, hani diyor ya ayet-i kerimede Mescid-i Aksa ki etrafı mübarek kılınan topraklar. O mübarek kılınan topraklarda lider de çok, mücahit de çok. Hani Yahya Sinvar'ın rahatlığı da veya diğer liderlerin rahatlığı da bu. Evet. Yani işte biz gideceğiz yerimize, diğerleri gelecek. Yani bugün ben, yarın o. Ama sürekli kaynıyor, bak sürekli lider üretiyor. Sürekli bakın böyle azizler üretiyor o coğrafya. Buradan da bize dersler var. Çok dersler var. Yani nerede bir İslam davası varsa orada kendini öne atan yiğitler olacak ve arkalarını lider bırakacaklar. Sürekli lider bırakacaklar. Hocam aslında yani baktığımızda mesela şimdi hani Müslümanların yani İslam ülkelerinin liderlerinin bir araya gelmemesinden bahsediyoruz. Şimdi bir sene aşkın bir süredir orada zulüm var, soykırım var, katliam var. Şimdi bir sene aşkın bir zamandır o İslam ülkelerini idare eden yöneticiler Gazze konusunda bir adım atmadıysa dolayısıyla bence burada Müslümanlara da bir görev düşüyor. Yani Müslümanların belki de o liderlerin harekete geçmesi için baskı yapması lazım. Eğer harekete geçmiyorlarsa belki de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, cemaatler, tarikatlar öncülüğünde belki de bir hareket oluşması, Gazze, Kudüs'e doğru bir hareket oluşması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bekleseniz zaten İslam ülkelerini idare eden yöneticilerin çoğunun Siyonist rejimin esiri haline geldiğini de biliyoruz. Yani onlara hizmet ettiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla onların hareket etmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü nereden biliyoruz? Bir seneye aşkın bir süredir bir şey yapmadılar. Dolayısıyla bu anlamda yani gelinen bu noktada sizce artık Müslümanların ya da dediğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir hareket başlaması gerekmez miydi yani? Ya şartlara filan, hani şimdi şöyle her davayı, her hareketi, her yapıyı kendi coğrafyasıyla, evet, kendi işte etrafıyla birlikte düşünüyoruz. Yani bugün Afganistan'da bir İslam Emirliği var, değil evet mi? Şimdi kalkıp da Afganistan İslam Emirliği ile bu olayı ne yapmıyoruz? Burayı çok ilişkilendirmiyor. Çünkü onların kendi uğraşmaları gereken ayrı sorunlar var. Evet. Fakat şimdi herkesin illaki kendi bölgesiyle ilgili sorumlulukları, kendi hikayesi evet var. Ama Filistin'le ilgili, bazen öncelikler değişiyor. Filistin'le ilgili her Müslümanın şu anda, bakın samimi Müslümanı diyorum, yani hakiki Müslümanı şu anda yaptığı şey az değil. Yani çok şey yapıyor, çok şey yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Hani şimdi deseniz ki Arap liderleri yapmıyor veya işte Müslüman ülke liderleri falan. Ama Müslüman halklar inanın yapmaya çalışıyor, çırpınıyor. Yani çırpınıyor ama şimdi öyle bir blokaj, öyle bir açık değil ama. Tabii öyle bir blokaj var, öyle bir engel var, öyle bir tehdit var ki yani nereye ne kadar ulaşacağınız çok karışık, çok karmaşık. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki daha fazla bir efor, daha fazla bir fedakarlık, evet, daha fazla bir çaba, gayret illaki olması gerekir. İlla ama dediğimiz gibi yani yapılmıyor demek de yanlış. Yapılmıyor demek yanlış. Yapılıyor. Yani gerçekten dünyanın her tarafında Müslümanlar çabalıyorlar, gayret gösteriyorlar. Yani sadece dua etmiyorlar. Ama inşallah daha güzel olur, daha fazlası olur.